Tottenham altyapısına yetişen Steven Cooker sözleşmesi bu sezon sonuyla bitti Alanyaspor'da ve kalacağını da düşünmüyorum. Dört büyük kulüpler için çok büyük bir fırsat çünkü çok kaliteli bir stoper. Her ne kadar çevik ve atletik olmasa da çok iyi bir kesici, çok iyi bir lider ve hava toplarına çok iyi hakim. Geçen sezon 32 lig maçında 3 gol 2 asist yaptı Steven Cooker ve 4 büyük kulüplerden birisine kesinlikle imza atacağını düşünüyoruz. Ama belki de yurt dışında elde Premier Lig'den talipleri var. Oraya da geri dönebilir Steven Cooker. Her ne kadar Frey taraftarlardan çok sevilmese de çok savaşçı bir futbolcu. Kalitesi belli ama geçen sezon Vincent Beveren'de kiralık geçirdi ve çok iyi bir dönem geçirdi kendisi için. 32 maç 17 gol 4 asist yaparak bütün dikkatlerin üzerine çekti. Anderlecht, Hamburg, Stuttgart, Standard Liège ve Royal Antwerp gibi takımlardan teklifler olsa da Frey Royal Antwerp seçti. Burada da belki bir Fenerbahçe faktörü var Buta ile ilgili. Ona sonradan da geliriz ama Buta belki bu transferlerde önemli bir rol oynayabilir. Ama şimdiye kadar sadece Frey Royal Antwerp'e gitti ve Fenerbahçe'nin kasasını 2 milyon euro girdi Transfermarkt söyleyişiyle. Bakalım bu transferde Buta ile bir ilgisi var mı? Çünkü biliyoruz zaten geçmiş zamanında Arda Turan Atletico Madrid'e transfer olduğunda Riera ve UEFA Lugia gelmişti. Direkt takas değil ama Atletico Madrid kolaylık sağlamıştı bu transferde de. Buta da böyle bir şey olabilir. Oyuncu ile anlaşıldı diye duyuldum ama yeni teknik direktörü bekleniyor. Onun onayı alınırsa Buta da Fenerbahçe'ye gelecek ve belki de orada Royal Antwerp kolaylık sağlayacaktır. Yine bir diğer Fenerbahçe transferine gelelim. Gelecek sezon için ilk transferi Serdar Dursun oldu. Geçen sezon Bundesliga 2'de 33 maç 27 gol ve 6 asistle oynadı ve Bundesliga 2'de gol kralı oldu Serdar Dursun. Eski zamanlarda da Şanlıurfa, Eskişehirspor ve Fatih Karagümrük bir Türkiye macerası bulunuyor Serdar Dursun'un. Almanya'da da oynadı Greuther Fürth ve Darmstadt'ta ve gerçekten iyi bir sezon geçirdi ve şimdi 29 yaşında olmasına rağmen Türkiye'ye geri dönüyor Fenerbahçe'ye. Zaten küçüklüğünden beri de Fenerbahçeli olduğu gösteriliyor. Belki de forvet transferi için çok iyi bir nokta atışı Fenerbahçe'den. Bakalım ikinci forvet kim olacak? Ya önüne bir oyuncu mu alınacak veya arkasına yedek bekleyecek bir oyuncu mu alınacak, bunu hep birlikte göreceğiz. İddialara göre Diego Costa Beşiktaş'a çok yakın, yeniden bir teklif yaptı ve teklifini, yani fiyatı daha doğrusu yükseltti. 32 yaşındaki oyuncu şu an boşta. Geçen sezon Atletico Madrid forması giymişti ve kışta ikisi anlaşıp da yollarına ayrılmıştı. 7 maçta 2 gol atmıştı 32 yaşındaki forvet oyuncu ve yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Beşiktaş'ta da Larin'in büyük olasılıkla gidişi ve Aubameyang'ın Al-Nassr'a transferinin sonrasında forvet takviye yapmak istiyor ve bir yıldız getirmek istiyor. Vodafone Park ve Diego Costa Beşiktaş'a çok yakın. Serdar Dursun Fenerbahçe transfer olduktan sonra bir paylaşım yapmıştı 3 hafta önce ve bu internete düşmüştü. Edin Dzeko ile bir resmi vardı ve 4-4-2 formasyonu vardı. Bu acaba bir işaret mi? Dzeko Fenerbahçe'de mi? Anlaşıldı mı? Çok büyük bir soru. Bence anlaşıldı ama yeni gelen antrenör onay verirse bu transfer açıklanacak ve resmiyeti dökülecek. Bence Dzeko çok iyi bir oyuncu olabilir ama yaşı çok yüksek. Her ne kadar Roma'da geçen sezon fena bir sezon geçirmedi, Fenerbahçe'nin taraftarları da çok heyecanlandırabilen bir forvet ve bence Diego Costa gibi Dzeko da önemli bir oyuncu olabilir ligimiz için. Transfer üstünde transfer açıklayan transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor Bengalo Fode Koite'yi transfer etti. Geçen sezon 13 maçta sadece 4 gol atan 30 yaşındaki forvet oyuncusu Trabzonspor'a geldi ve büyük olasılıkla yedek forvet olacak. Bir forvet transferi daha yapılacak. Trabzonspor belki Sörloth mu gelecek bilinmiyor ama Fode Koite belki nokta atışı olabilir. Kaan Ayhan da yine gurbetçi futbolcularımızdan biri. Milli takımın çok önemli parçalarından biri. Düsseldorf'ta çok iyi bir çıkış yakaladı. Oradan Sassuolo'ya geçti ve maalesef geçen sezon çok forma şansı bulamamıştı. Sassuolo'ya gelmeden önce zaten Galatasaray'da çok yakında Galatasaray'la olduğunu kaç defa dile getiren bir oyuncu. Ve Fenerbahçe'nin de ilgisi var. Sassuolo'da ayrılmaya sıcak bakıyorum ama 4 ila 6 milyon euro gibi bir bonservis bedeli istiyor. Bakalım bu iki takım bu bedeli ödeyebilecek mi veya indirebilecek mi? Bu rakamı Kaan Ayhan büyük olasılıkla Türkiye ilk kez ayak basabilir. Bir diğer milli oyuncu ne? Türk takımların radarında Kenan Karaman, daha doğrusu Beşiktaş
ile görüşmeler sürdürüyor ve Beşiktaş'a da çok yakın olan bir oyuncu. O da yine Serdar Dursun gibi Bundesliga 2'de Düsseldorf forması giydi. Kanay'ın eski takımı arkadaşı ve eski kulübü olan Düsseldorf'ta başarılı bir sezon geçirdi Kenan Karaman. Onun da sözleşmesi bitti ve bonservisi elinde ve çok büyük olasılıkla Beşiktaş'a bonservisi olarak transfer olacak Kenan Karaman. Okay Okuşlu yaklaşık 4 sezondan beri yurt dışında forma giyen Türk oyuncumuz Kayserispor'da çok iyi bir çıkış yakalamıştı. Oradan Trabzon'u geçip 6 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olmuştu. Sonra bayağı bir düşüş yaşadı ama geçen sezon West Bromwich kendisine geldi ve milli takımda da formayı kaptan kadar Avrupa Şampiyonası'nda göz alıcı bir performans ortaya koyması da Okay Okuşlu Türkiye'ye geri dönebilir. Galatasaray ve Fenerbahçe çok büyük ilgi duyuyor bu oyuncu için ve değeri de 5 ila 8 milyon euro olabilir.